Oyuna en son eklenen karakterlerden biri Gray karakteriydi ve Gray karakteri ekranda görmüş olduğunuz siyah beyaz bir animasyonla birlikte gelmişti. Çünkü Gray karakteri aynı çok eski siyah beyaz filmlerdeki gibi bir karakterdi. Ve hatta animasyonun içerisinde kendi çizmiş olduğu çizgilerden çıkabiliyordu ve aslında içinde bulunduğu filmi o çizgilerle canlandırıp hareketlendiriyordu. Ve yine Lolay'ı da aynı animasyonun içerisinde siyah beyaz olarak görmüştük ve bazı yerlerde yine renkli olarak da görmüştük. Ama Gray ile Lola'nın aynı üçlüde olduğunu anlamıştık. Aslında Gray'in geleceğini bize çok önceden göstermişlerdi yine Lola ile birlikte ve Lola ile Gray'in yanına gelebilecek üçüncü bir karakteri daha göstermişlerdi. Bugün gelebilecek yeni karaktere birlikte bakacağız. Aynı zamanda oyunun içerisinde birçok ücretsiz ödül geldi arkadaşlar. O ücretsiz ödülleri toplayacağız. Yine yeni güncelleme ile oyuna eklenen bence en güzel şeylerden birini hatta birkaç tanesini birlikte satın alacağız. Yani dolu dolu bir video olacak arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aynı zamanda 400 bin aboneye de ulaştık. Desteğiniz için çok teşekkürler. 400 bin abone özel videosunu ayrıca şu anda hazırlıyorum ve daha önce benden en çok istediğiniz şeyleri o videonun içerisinde toparlamaya çalışıyorum. Ama yine de 400 bin abone özel videosu için neler görmek isterseniz mutlaka yorum kısmına yazın. Yazmış olduğunuz yorumları da tek tek okuyacağım arkadaşlar ve bir hafta içerisinde falan da 400 bin abone özel videosu gelecek. Dediğim gibi çalışmalarına şu anda zaten başladım. İçerisinde sadece tek bir şey olmayacak, birkaç şey olacak arkadaşlar. Güzel bir video olacağını düşünüyorum. Sizin de beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Ama neler isterseniz mutlaka dediğim gibi yoruma yazın. Şimdi isterseniz Gray ve Lola ile ilgili bahsetmiş olduğum kısma geçelim ve hatta yeni gelebilecek karakter bölümüne geçelim. Ama ondan önce aşağıdan videoya bir tane like atmayı lütfen unutmayın. Günlük Brawl Stars videolarının devamı için 5000 like'ı geçersek çok çok iyi olur. Aynı zamanda kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve son olarak marketten de kod bölümüne Onur yazarak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Özellikle Aralık ayı içerisindeki desteğiniz önemli. Herhangi bir şey satın almadan önce dükkandan mutlaka kod bölümüne Onur yazın ve ben de bu sayede size daha fazla Brawl Stars içeriği üretebilirim. Daha önce hatırlarsanız Brawl Duet sezonunun içerisinde Lola karakteri gelmişti ve yeni gelen Gray karakteri de Lola'nın üçlüsüne geldi. Aslında Gray'in geleceği daha önce Brawl Duet yani Lola'nın geldiği Brawl Talk'un içerisinde bize gösterilmişti. Ve sadece Gray'in gelişi değil aynı zamanda o üçlüye gelecek olan son karakterin ne olacağı da gösterilmişti. Tabii ki bu bir teori ama aslında bence açık bir teori arkadaşlar. Şimdi o bölüme isterseniz bakalım. Brawl Duet sezonu bildiğiniz gibi bir film sezonu. Bu yüzden en başta işte bir Godfather film göndermesi, daha sonra işte Jaws filmine gönderme, sonra Hulk'a filmine gönderme gibi bazı filmlere aslında göndermeler yapıldıktan hemen sonra Brawlwood Brawl Talk'unun 16. saniyesinde gördüğünüz gibi Danny siyah beyaz bir halde arkadaşlar ve burada Gray olduğu aslında çok çok açık siyah beyaz bir filmden çıkmış bir karakter ve bakın dikkat ettiyseniz burada aynı şekilde işaret kaldırıyor ve alkış diyor. Ve aynı işaretleri Gray'in geldiği en son Brawl Talk'un içerisinde de gördük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani bu şans eseri olmuş bir şey değil. Daha öncesinde Brawlwood yani Lola'nın geldiği Brawl Talk'un içerisine bilerek oradaki işaretleri ve Danny'nin siyah beyaz halini eklemişler. Ve Danny yani Gray'i gördükten sonra üçlüden bir başka karakteri görüyorduk arkadaşlar. O da Lola'ydı ve burada da Paola'yı görmüştük. Ve Paola diyordu ki ama Ryan ne olacak Jesse'nin remodel'ına dedikten sonra da yine üçüncü kişi geliyordu arkadaşlar. Bakın önce Danny geldi. Daha sonra Paola geldi. Danny Gray'di. Paola Lola'ydı. Ve üçüncü olarak da Ryan geldi. Ryan da bir dedektif arkadaşlar. Ve Ryan da endişelenme ben hallettim diyordu. Yani çok önemli bir şey söylemiyordu ama dedektif bir karakteri burada bize gösteriyordu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Peki bu dedektif göndermesi ilk kez burada mı görülmüştü? Başka bir yerde daha var mıydı? Belki hatırlayanlarınız olmuştur ama hemen biraz daha farklı bir Brawl Talk'a gidelim. Tarihler 13 Kasım 2021'i gösterdiğinde bu kış şeklinde başlayan aynı bir film başlangıcı şeklinde başlayan bir şey vardı arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir polis departmanı ya da belki bir dedektiflik bürosu gibi bir yerde Frank, Paola ve Danny'yi görmüştük arkadaşlar. Ve burada Paola ile Danny bir dedektifti. Frank de onların başıydı. Ve burada kulüp ligiyle ilgili bir şeylerden bahsediyorlardı ama bakın iki dedektif bir görev şeklinde bir şey söylüyordu. Yani buradaki arkadaşların aslında Danny ve Paola'nın dedektif olduğu burada çok açık bir şekilde yazıyordu. Bir görevi çözmek için bir yere doğru yol alıyorlardı. Yol almış oldukları kısmın içerisinde de belki hatırlarsınız Ryan'ı görüyorlardı. Ama
Burada da hatta şöyle bir şey diyor. Aslında olanlar onların gördüğü gibi değildi. Tam bir film başlangıcı gibi. Ve burada Ryan'ın yerde yattığını görmüştük. Daha sonra düşünceli bir haldeyken Brawl Talk'un içerisine doğru geçiş yapıyorduk arkadaşlar. Ama bu Brawl Talk'un en son bölümünde çok enteresan bir şey oluyordu. Burada yine bir arkadaş konuşma yaparken Ryan'ın yerde yatan halini görüyorduk ve bir anda gözlerini açıyordu ve burada da to be continued, yani devam edecek yazıyordu ve biz bununla ilgili daha önce teori videosu yapmıştık, belki hatırlarsınız. Hatta o teoriyi sanıyorum Oynamak Lazım kanalından Ömer'le birlikte yapmıştık ve oradaki konunun bir yere bağlanmadığını ama mutlaka bir yere bağlanacağını söylemiştik arkadaşlar. Belki hatırlarsınız. Yani orada iki tane dedektifin bir görevi vardı ve o dedektiflerden bir tanesini daha sonra bir başka Brawl Talk'un içerisinde görmüştük. Bu Brawlywood Brawl Talk arkadaşlar, burada Lola'yı gördük. Daha sonra Danny'yi Grey formunda gördük ve Ryan'ı da dedektif formunda gördük. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman bilmiyorum size ne çağrıştırıyor ama arkadaşlar büyük bir ihtimalle dedektif bir karakter de oyuna eklenecek gibi görünüyor. Ve bu dedektif karakter de Lola ve Grey'in üçlüsüne gelecek gibi görünüyor. Aslında bu altyapıyı hazırlamak için çok farklı bir şey daha yaptı Brawl Stars ekibi. Şimdi gördüğünüzde muhtemelen yine çok şaşıracaksınız ama size bir tweet göstereceğim. Brawl Stars TR'nin bu tweetini belki hatırlarsınız. Kanka olmak harika, hangi iki savaşçının sonsuza kadar arkadaş olacağını düşünüyorsunuz diye bir soru var. Konuyla birazcık alakalı olarak Lola, Fang ve Buster ile aynı üçlüde değil ama yine de arkadaşlar gibi bir şeyden bahsediyor. Bu bilgi neden verilmişti? Çünkü Lola da Fang de Buster da Star Park sinemasında çalışanlardı ve bu yüzden de üçünün aynı üçlüde olduğunu düşünmüştük. Ama bu şekilde olmadığı söylenmişti arkadaşlar. Çok enteresan ama bu anda sadece Lola vardı. Yani ne Grey vardı ne de başka bir karakter vardı. Aslında Lola'yı burada Fang ve Buster'ın üçlüsünden ayırdılar ve bunun sebebi Lola'yı tek başına bırakmaktı. Çünkü daha sonrasında gelecek farklı karakterler için planlar zaten hazırdı. Bunlardan bir tanesi Brawlywood Brawl Talk'un içerisinde Danny'yi görmüş olduğumuz Grey karakteriydi ve bundan sonra yine görmüş olduğumuz, hemen Paola'nın Lola'sından sonra görmüş olduğumuz Ryan'ın dedektif haliydi arkadaşlar. Yani bu yine tabii ki de benim şahsi teorim ama çok büyük bir ihtimalle önümüzdeki Brawl Talk olur, belki sonraki Brawl Talk olur bilmiyorum ama 1-2 Brawl Talk içerisinde dedektif bir karakter geleceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Mutlaka yorum kısmına yazın. Şimdi oyuna gelen çok fazla ücretsiz ödül var. Bunların hepsini alacağım. Hatta marketten birkaç şey de alacağım arkadaşlar ama tazminat konusuyla ilgili herhangi bir güncel bilgi şu anda yok. Yakından takip ediyorum. Merak etmeyin. Herhangi bir bilgi gelirse mutlaka sizinle videosunu paylaşırım. Şimdi isterseniz öncelikle arkadaşlar burada gelen ödülleri bir göstermek istiyorum. Şimdi şurada yılbaşı hediyesi var. Bunu zaten siz de almışsınızdır. Bu tıklayıp günlük olarak alabileceğimiz iki tane sprey. Yine bugün gelen bir tane yeni rozetimiz var. Ben çok fazla rozet kullanmıyorum. O yüzden çok benim için önemli değil. Şimdi bana böyle bir şeyler geldi arkadaşlar. Bu arada şurada yine hediyeler var. Bu krediler benim için bu arada tamamen şeye gidiyor. Ün bölümüne, şöhrete gidiyor. Yani ziyan oluyor aslında. Hiçbir işime yaramıyor diyebiliriz. Tekrar tıklanmıyor değil mi? Yok. Şimdi burada farklı rozetler geldi. Bu rozetler herhalde, bu kostümler eğer elinizde varsa, bu rozetleri yapmışlar ve bu rozetleri de alabiliyorsunuz. Size de gelmiş olmalı diye düşünüyorum. Bu kostümlerden birisi elinizde varsa tabii. Böyle kostümler, rozetler gelmiş arkadaşlar. Bunları da sizinle birlikte almak istedim. Yine burada güç puanı var. Bu arada çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Bu güç puanından bir tane ekran görüntüsü gördüm. Günlük olarak burada mesela 10 da olabiliyor. 20, 30, 50 falan da olabiliyor ya. Bir tane ekran görüntüsü olduğum güç puanı 300 veriyor günlük ödülde. Acaba bir fake bir şey mi, gerçek mi, çok emin değilim şu anda ama bu günlük ödüllerde bazen böyle en yüksek ödül şeklinde bir ödül varmış ve bu mesela güç puanı için 300 gibi inanılmaz bir sayı yani. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa müthiş ödüller var arkadaşlar günlük ödüllerin içerisinde. O yüzden günlük olarak takip edin, o günden güne değişiyor yani kaç olacağı ve bazen çok yüksek olabiliyormuş. Neyse, bunu da alalım. Şimdi satın almak istediğim şeyi de şuradan göstereceğim. Karanlık yılbaşı, buradaki kostümleri satın alacağım. Bu arada siz de bir satın alım yapmadan önce lütfen marketten kod bölümüne Onur yazarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi buradan öncelikle şunu bir alalım. Aslında bunu almayacaktım ama bu video için size göstermek için bunları da alayım arkadaşlar. Yeti, Sam ve böyle bir tane de rozeti var. Evet, şuradan şunu da seçelim arkadaşlar. Hatta rozetini alabiliyor muyuz? Aynen, şuradan rozetini de bu şekilde alalım. Sanırım animasyonlu bir rozet değil bu arada. Aynen, ama zamanla animasyonlu hale gelir. Neyse, bunu aldık. Şimdi benim en çok güncellemede beğendiğim kostüm de şu diğeriydi, bu. Buz kraliçesi Amber kostümü. Bunu da alalım. Üçünü birden alınca ekstra bir şey geliyor mu?
Gelmiyor sanırım ama yok gelmiyor. Evet, buradan Buz Kraliçesi Amber kostümünü de aldım. Gerçekten inanılmaz bir kostüm yani. Çok çok hoşuma gitti arkadaşlar bu kostüm. Yani şunu hatta bir eğitim alanında şöyle en azından bir atışlarını birkaç tane daha atmak istiyorum. Bakın şu atışların güzelliğine bakar mısınız ya? Harbi diyorum inanılmaz. Bak şimdi bir de şuradan süperini atayım. Ve tamam, bu kadar yeterli. Gerçekten çok çok güzel bir kostüm. Ve son dönemde bana YouTube kanalımda destek olurken like attınız, abone oldunuz ve katıl butonuyla üye olan da çok fazla arkadaşımız oldu. Üyelerin ismini de hızlıca okumak istiyorum. Ve bu arada üyelik sisteminde bir yenilik ekledim. Yani daha doğrusu bir kademe daha ekledim arkadaşlar. Dördüncü bir kademe. Siz de YouTube kanalı içerisinde katıl butonuna tıklayıp üyelik avantajlarına göz atabilirsiniz. Yani o ücretli bir şey ama eğer isterseniz ona da bir göz atabilirsiniz. Ekstra destek sağlamak isteyenler için sadece bir uygulama arkadaşlar. Katıl butonu zorunlu bir şey değil kesinlikle. Yani videoları falan aynı şekilde yine izliyorsunuz ama ekstra destek sağlamak isteyen arkadaşlar katıl butonuyla da üye olabiliyor. Hemen üyelerin isimlerini de okuyayım. Hakan Güzel, Devin Ulaş, Hülya Tunçürek, Nuri Özkanlı, Asi Terminatör, Suat Ulus, İmparator Hazar, Oyuncu Ensar, kanal silinmiş bir arkadaşımızın Bengü Gözeler, The Sren, Merhaba Nasılsın, Just Jokesta, Avcı 02, Gig Ahmet, Kral BS, Mevlüt, Angel Life, Destan Süyemiz. Onun dışında okuduğum üyelerimiz zaten Ender üyelerimiz, görüyorsunuz ekranda. Levent Batuhan, Gamze Korkmaz, Özlem Dikiş, Samet BS, Ali Simit, Yazu Fando, Muhammed Oyun Yıldızı, Selif Naz Şahin, Kasım, Enes, Tetikçi, Hüseyin Çalışkan, Efe Yılmaz, Songül Görmüş, Furkan Gizemli üyemiz, Ahmetcan Orak, Destan Süyemiz, Krov BS, King Efsaneler, Mehmet Akyüzlü, Gürkan, Makav, Destan Süyemiz, Macav diye de okunuyor olabilir, Orhan Akcan, Turşu Beyefendi, Destan Süyemiz, Arda Baba, Emir Çiftçi, Cyberlord, BST, Brawl Stars Teorileri, Mert Samet Yılmaz, Mustafa Ege Tekmen, Mehmet Eyüp Taylan, 44 Kadir, 44 yine Destan Süyemiz, Ulvi Amsterdam, Gizemli üyemiz, Carpot, Playtime, Destan Süyemiz, Forever Ronaldo, Hızır Hüseyin, Geek, Flape, Muhammed Mutlu, Mesut Aydın, Alperen X2, Tue, Terim, Baran, Nart, Dark Knight BS, Tura, Maestro Brawl Stars, Çınar Murat Özbaş, YTYS, Yusuf Salih, Mustafa Akdeniz, Sosi BS, Nisa, Gizemli üye, Abdullah Ağırman, Takso, CX, Cihan'ın Oyun Dünyası, Eren, Dejavu, YBMN, Özgür Ercan, Vallekia, Yağız, Oyun Oynay, Destan Süyemiz, Kazım, Melih Yaman, RTX Space yine Destan Süye, Resul Can Yetik, Furkan Çetin, İslam'ın Neferi, Game Over, Reşat İsmailov, Ceylan Kember, Berat Kral, Berat Atış, Emir Dumlupınar, Mustafa Brawl Stars, Ünal Kurt, Kokoreç Ege, Eren BS, Destan Süyemiz, Yusuf Kemal Karaman, Hacker Arkadaşlar, Keskinci BS, Deep Fear yine Gizemli üyemiz, Troll Kafa, Mustafa Bolat, BD, Supersonic, YSMR, 3 ve Zahit de efsanevi üyemiz. Hatta şu anda ilk ve tek efsanevi üyemiz Zahit oldu. Çünkü yeni efsanevi üye kademesini yeni ekledim arkadaşlar. Katıl butonu üyelerinin isimlerini ara ara böyle videolarda okuyacağım. Uzun bir zamandır okuyamamıştım. Desteğiniz için çok teşekkürler. Siz de dediğim gibi katıl butonuna göz atabilirsiniz arkadaşlar. Ekstra destek sağlamak isterseniz. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Günlük olarak Brawl Stars videolarının devamı için like'larınız çok önemli. Kanala abone olup bildirimleri açın arkadaşlar. Ve son olarak marketten de kod bölümüne Onur yazar bana destek olursanız çok sevinirim. Dün yüklediğim Brawl Stars videosunu izlemediyseniz Brawl Stars'a yeni bir davet sistemi, yeni ücretsiz ödüller, uzmanlaşma sistemi, hikaye modu gibi birçok şey geleceği söylenmişti daha önce. Bununla ilgili bir videoydu. Şu an hem ekranda hem de kartlarda görebilirsiniz. O videoyu da mutlaka izleyin. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.